Bu derste yeni yazı ekle alanının devamını anlatıyorum. Yayınlı alanına geldiğinizde yayınlı alanı size güzel seçenekler sunuyor. Örneğin yazınızı taslak olarak kaydetmek isterseniz bu alana basmanız yeter. Şu anlama geliyor bu. Bir yazı yazıyorsunuz WordPress'te, uzun bir yazı yazıyorsunuz fakat işiniz çıktı. Yazınız yarım kaldı. Böyle bir durumda yazınızı kaydedip geri geldiğinizde yazınıza devam etmek isteyebilirsiniz. İşte taslak olarak kaydet seçeneği bu işe yarıyor. Ön izleme seçeneğine bastığınız anda var olan sayfanız kaydedilmez ama yeni yayınlanmayan bir sayfada size gösterilir. İşte böyle olacak gibisinde. Durum seçeneği yazınızın taslak mı ya da inceleme beklediğini seçmenizi sağlar. Buradan tamam bastığınız anda yazınızın durumu girilir. Görünürlük seçeneği herkese açık. Seçeneğiyle sizler yazınızı internet sayfanıza girin herkese gösterebiliyorsunuz. Bu yazıyı ana sayfada sabitli seçeneğini az önce anlatmıştım. Yazınız daima en üstte kalıyor. Özellikle ilanlarda ya da haberlerde, çok önemli haberlerde haberin en üstte durması için bu seçenek kullanılmalı. Parola korumalı, sadece parolayı bilen kişilerin yazınızı okuyabildiği seçenektir. Devam ediyorum. Hemen seçeneği yayınlama zamanını belirlemeniz sağlar. Özellikle bakın yayınlama tarihlerini bile değiştirmenize izin veriyor WordPress. Bir de şunu unutmayın. İlerleyen bir vakit seçerseniz mesela Eylül'ün 4'ü. Bu alanda bazı internet siteleri şöyle yapıyor. Tatile giden yazarları var bunların. Fakat tatile gittiğini de aksettirmek istemiyor kimseye. Her gün yazı giren bir kişi yeni yazılar yazıyor ve WordPress sitelerinin ya da birçok internet sitesinin en büyük sorunu güncellemenin durması. Sitenizde güncellemeniz durduğunda kişiler gelmemeye başlarlar sitenize. Bu sitenin güncellemesi durmuş derler ve artık içlerinden gelmek gelmez. Böyle durumlarda özellikle uzun süre yazı yazamayacağınızı düşünüyorsanız yazılarınızı biriktirip yazılarınızı programlayabiliyorsunuz. Benim olmadığım zamanlarda ya da benim yazı giremeyeceğim zamanlarda şu vakitlerde, saat şu vakitte, örneğin her gün saat 4'te girilsin. Ya da şöyle anlatayım daha doğrusu. Belirli vakitte bu seçtiğim yazı girilsin. Başka bir yazı yazıyorsunuz. Yine aynı şey. Örneğin onu ayın 5'i yapıyorsunuz. Belirli vakitte her gün saat 4.28'de ayın 5'inde bu yazı girilsin. Yeni yazı yazıyorsunuz. Günlü giriyorsunuz ayın 6'sı. Ben olmasam bile bu yazı otomatikman internet sayfasına yansısın şeklinde. Vazgeçe basıyorum. Çöpe taşı seçeneği yazınızdan vazgeçmenizi sağlar. Yayınla seçeneği ise sizin internet sayfanızı yayınlamanızı sağlar. Ben daha deminki bir önceki videoda anlattığımda bakın burada daha fazla etiketi ekle seçeneği seçmiştim. Şimdi siteyi yayınlama seçeneğini seçeceğim. Bakın bu önemli seçeneklerden biri. Enter'e bastığınızda da işe yarıyor. Kategoriler seçeneği yazınızın hangi kategoriye ait olduğunu belirlemeni sağlar. Bakın bunlar benim daha önceden hazırlamış olduğum kategoriler. Örneğin yeni kategori ekliyorum. Saçmalama diye. Ben kategori ekleme ve etiket ekleme seçeneklerini bir sonraki videolarda anlatacağım. Ebeveyn kategoriler bu bahsedilen başlıkların altındaki kategoriler. Örneğin sporla ilgili bir kategoriniz varsa ve siz futbolla ilgili bir alan yazıyorsanız ne yaparsınız? Futbolu spor kategorisinin altında olduğunu belirtmek istersiniz. İşte ebeveyn kategoriyi seçerseniz sporun altına futbolu rahat bir şekilde yazabilirsiniz alt kategori olarak. Yani WordPress seçersem eğer saçmalama kategorisi WordPress'in altında bir kategori olacaktır. Yazılarınızı kategorilere ayırmak gerçekten önemli. Ben ebeveyn kategoriyi seçmiyorum. Etiket seçeneği sizin yazınızı tanımlayan küçük anahtar kelimelerdir. Bu önemlidir. Bakmayın ben üşengeçlikten kullanmıyorum çoğu zaman ama arama motorlarına bu anahtar kelimeler yansıyor ve yazınız bu anahtar kelimeler sayesinde bulunma imkanı artıyor. Ben şimdi saçmalama olarak kategoriyi ekliyorum. Yayınlaya basıyorum. Yazım şu an için hazırlanıyor. Yazım yayınlandı. Pekala, siteme bakıyorum.
Mevcut yazı şu an itibariyle yayınlanmış durumda. Bakmayın bayağı zırva saçma bir şey çıktı ortaya. Devamını oku seçeneğine bastığım anda tamamen ayrıntılı kısımları görebiliyorum.